Evet, öncelikle hepinize iyi akşamlar. Aslında izleyiciler için bence güzel bir performanstı. İki takımın da iyi oynadığı bir mücadele oldu. İzleyiciler açısından seviye oldukça yüksekti. Onun için ben iki takımın da performansından dolayı tebrik ediyorum. Başakşehir Futbol Kulübü zaten takım olarak da çok iyi bir takım. Ama futbolda bazen olan şeyler var, bazen terslikler gidiyor. Onu yaşadık ama en kısa zamanda da döneceğine inanıyorduk. Bu maçla birlikte bir galibiyetle başladık. Oyuncularımızı da, hocamızı da tebrik ediyoruz. Beşiktaş'a da salı günü Lizbon karşısında oynayacağı mücadelede kalbimiz, gönlümüz onlarla, bütün Türkiye gibi. İnşallah puanlar alırlar, galibiyetler alırlar. Onlara da başarılar diliyorum. Tabii Tim'in sözlerine başlarken iki takımın yüksek seviyede oynadığı ve güzel performans gösterdiği bir oyun dedim. Fakat hakemin de çok düşük seviyede performans gösterdiği bir maç oldu. Silik bir yönetim sergiledi. Bunu söyleyebilirim. Neden şimdi böyle bir açıklama yapıyorum? Galip geldiğimiz için yapıyorum. Maçın genelinde baktığınızda gerçekten hani hem maçın çok alt seviyesinde, maçın çok kalitesinin altında, hatta kötü performansıyla da maçın önüne geçti. Ben özellikle Kulüpler Birliği Vakfı'nın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortak bir çalışma yaptılar. MHK Başkanı'na güveniyoruz ama o yetmiyor. Baktığınızda bu performansın bir MHK sisteminin yapısının tekrar değerlendirilmesi gerektiği için bir mutabakatımız var bütün kulüpler. Dolayısıyla ben bu hakemin bu maçta kaç puan aldığını bilemiyorum. Kaç puan alacağını da kamuoyu bilmiyor. Dolayısıyla bunların bu kadar düşük performansını aynı İngiltere'de örneği olduğu gibi performanslarının gözlemciler tarafından verilen bu değerlendirmenin kamuoyuyla paylaşılması lazım ki bunu Premier Lig'de yapıyorlar. Bunlar Premier Lig, Bundesliga, İtalya Serie A, bunların bütün merkez hakem sistemleri incelenmeli. Ve böyle bir kararımız da var. İnşallah en yakın zamanda buna bir geçiş yaparız. Yoksa baktığınızda iki takım da izleyicilere çok güzel bir maç seyrettirdi. İnanıyorum ki bundan sonra da Başakşehir gene eski havasını bulur ve devam eder. Teşekkür ederim. Yani şöyle zaten 6 haftadır muhalif giden bir takım var. Bir yerde bir patlamaya ihtiyacımız vardı. Bunu yaşadık. Zaten Emre bu takımın içinde takım kaptanlığı yapmış birisi, takımı tanıyan birisi. Oyuncularımızın kalitesi de belli. İnanıyoruz ki en yakın zamanda daha iyi yere doğru devam ederiz. Ben hocanın da takımın da performansından memnunum. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.